Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 17. gününe girilirken Ukrayna ordusu direnişini sürdürüp Ruslara büyük kayıplar veriyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Rus ordusuna ait araçları nokta atışıyla vurmaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başkent Kiev bölgesinde Rus ordusuna ait bir kontrol noktasının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada Rus ordusuna ait bir askeri aracın imha edildiği belirtilirken hava kuvvetlerinin çalıştığı aktarıldı. Ukrayna ordusu ayrıca Mariupol şehrinde Rus ordusunu püskürttüğünü belirterek ağır darbe vurduklarını açıkladı. Açıklamada Rus silahlı kuvvetlerinin 102. motorlu tüfek alayının taktik taburunu neredeyse ortadan kaldırdık. Birleşik kuvvetler birimleri şehri savunmaya ve barışçıl Ukrayna vatandaşlarını korumaya devam ediyor denildi. Diğer yandan New York Times gazetesinde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile ilgili makale kaleme alınarak kimsenin TB2'lerin Rus ordusu karşısında başarılı olacağını beklemediği kaydedildi. Makalede Rus işgali başladığında birçok uzman TB2'lerin vurulacağını bekliyordu. Ancak çatışmanın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen TB2'ler yalnızca uçmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus hava savunma sistemlerine, tanklarına ve ikmal trenlerine güdümlü füzeler fırlatıyor. İnsansız hava araçlarının başarı siciline rağmen herkes Rus savunmasının tüm yelpazesiyle gerçekten karşılaştıklarında hiç şanslarının kalmayacağını umuyordu. Hayatta kalmaları ve sürekli kullanımları Rusların yetenekleri hakkında gerçekten soru işaretleri uyandırıyor. Son yıllarda, TB2'ler Suriye, Libya ve Karabağ'daki hedeflere saldırmak için kullanıldı. Her seferinde Rus yapımı tanklar ve uçak savar sistemleriyle donanmış rakiplere karşı ve her seferinde düşman kara kuvvetlerine yıkıcı darbeler indirdi. Rus ordusunun performansı şok edici. Hava üstünlüğünü sağlamadaki başarısızlıkları zemindeki yavaş ve hantal hareketleriyle yansıtılmıştır. Buna karşılık, beklenenden daha iyi performans gösteren Ukrayna Hava Kuvvetleri tüm ülkenin moraline büyük bir destek oldu denildi. Ukrayna halkının bayraktar insansız hava aracı hakkında şarkılar yazdığı ve görüntülerin milyonlarca kez paylaşıldığı aktarılan makalede, başkent Kiev'deki hayvanat bahçesinde geçen hafta doğan bir lemura Bayraktar adını verdiler üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyuna birkaç saldırı gerçekleştirmek için silahlı bayraktarları başarıyla kullandığını doğruladı. İnsansız hava araçları ayrıca keşif amaçlı, Ukrayna kara birlikleri için hedef avlama için kullanıldı. Pentagon yetkilisi, Bayraktar'ın hava saldırılarını gösterdiği iddiasıyla internette yayınlanan videoların gerçekliğini teyit edemediğini söyledi hava üstünlüğü olmadan, Rus saldırısı çıkmaza girdi ve son günlerde kayıplar artarken çok az yeni bölge alındı. Pentagon, 5 ila 6 bin arasında Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin etti. Gözlemciler Rusya'nın kaybettiği tank, füze rampaları ve kamyonların sayısının yüzlerce olduğunu söyledi. Savaşın başlangıcında, Ukrayna'nın hizmette 5 ila 20 Bayraktar TB2'si vardı. Rusya bunlardan birkaçını vurduğunu iddia ediyor ve geriye kalanların sayısı belli değil. Yine de Ukrayna, Rus araçlarını yok eden insansız hava araçlarını gösteren video görüntüleri yayınlamaya devam ediyor denildi. Öte yandan Rusya, Ukrayna'da saflarında savaştırmak üzere Suriye'de Beşar Esad rejimi bölgesinden paralı asker toplamak için toplam 14 merkez açtı. Bu amaçla başkent Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deirizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezi açıldı. Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, Şebbiha olarak adlandırılan Esad rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu. Başvuru yapanlar arasında, keskin nişancılar ile roket atar, top, havan gibi ağır silahların kullanımı konusunda tecrübeli olanlara öncelik tanınacağı öğrenildi. Ukrayna'ya götürülmek istenen savaşçılara en az 6 aylık sözleşme yapılarak bu süre zarfında aylık 300 ile 600 Amerika Birleşik Devletleri doları arasında değişen maaş ödenecek. Başvurusu kabul edilen hali hazırda askeri tecrübesi bulunan savaşçılara Rusya'nın Lazkiye ilindeki Hımeymi üssünde kısa bir süre eğitim verilmesinin ardından buradan Ukrayna'ya götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Rusya daha önce de rejim bölgelerinden binlerce savaşçıyı Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Haftar saflarında savaştırmak için bu ülkeye sevk etmişti. Suriye'deki Rus güçleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş başlatmasıyla birlikte Ukrayna'da kendi saflarında savaştırmak üzere Suriye'den paralı asker toplamak için harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3346 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Igor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Rusya silahlı kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, buradaki bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını söyledi. Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, operasyonun başından bu yana Ukrayna'nın 3346 askeri altyapı tesisi imha edildi. 121 insansız hava aracı, 1067 tank ve çeşitli zırhlı araç, 114 çok namlulu roket atar, 412 obüs ve havan topu, 862 özel askeri araç yok edildi, ifadesini kullandı. Kiev yönetiminin, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan aldığı silahları savaşanlara dağıttığını ifade eden Konaşenkov, bunun yolcu taşıyan uçaklar için uzun vadeli terör tehdidi oluşturduğunu savundu. Koşanenko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya savaşmak için yüzlerce paralı savaşçı gönderdiğini ileri sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Kuleba, Twitter hesabından Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı. Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü, ifadelerini kullandı. Rusya'nın kente insani yardımları da engellediğine dikkati çeken Kuleba, bunun durdurulması için uçaklara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da sivillere ve sivil nesnelere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı Rosemary Di Carlo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne briefinginde, Ukrayna'da savaşın 3. haftasında Mariupol, Kharkiv, Sumi ve Çerniciv'de artan ölümler ve yerleşim yerlerine bombardıman nedeniyle durumun alarm verdiğini söyledi. Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 564 kişinin öldüğü ve 982 kişinin yaralandığını belirten Di Carlo, Rus güçlerin misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlar aldıklarını ifade etti. Saldırılarda, 26 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların hedef olduğunu söyleyen Di Carlo, sivillere ve sivil nesnelere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve savaş suç teşkil edebileceğini söyledi.